Şu ikisi olabilir aslında. Eline sağlık, geçmiş olsun. Ah, ya sağ ol. Var ya, bir ara gerçekten koşarak uzaklaşmak istedim. Ne alakası var? Çok güzel olmuş fotoğraflar. Niye kaçacaksın? Gerçekten mi? Evet, 40 yıllık modelleri taş çıkartırsın. Hadi be, abartma sen. Hiç abartmıyorum. Hayır. Ozan Bey, kusura bakmayın. Söz konusu iş olunca ben bayağı bir titizim. Umarım sizi çok yormadık. Olur mu? Ayrıca ben teşekkür ederim sabrınız için. Sizinle tanıştığım için gerçekten çok memnunum. Ya en başta birazcık afalladık ama sonradan çok iyi bir çekim oldu. Siz Esra Hanım'la da enteresan, sonunda bayağı iyi bir uyum yakaladınız. Gerçekten evli gibiydiniz. Pınar'cığım, bir bakar mısın? Geliyorum. Esra, çekil! Doktor niye çıkmadı hala? Bir şey var, bizden gizliyorlar. Ya çıkıp haber vermesi lazım şimdiye kadar. Gireli kaç saat oldu? Tamam Esra, sakin ol. Çıkar şimdi. Sakin. Çınar, nasıl sakin olayım? Zaten Ozan Bey beni korumaya çalışırken kaldı o kadar şeyin altında. Ya ne yapacağım ben ona, bir şey olmasın? Ya tamam, sen öyle düşünme. Olacağı varmış. Seninle alakası yok. Doktor Bey, nedir durum? Vücudunda ufak tefek zedelenmeler var. Tomografi temiz. Birinci de açık. Endişelenecek hiçbir şey yok. Her şey yolunda gözüküyor. Çok şükür. Ama biz herhangi bir olasılığa karşılık bu akşam kendisini müşahede altında tutacağız. Ya peki girip görebilir miyiz Ozan Bey'e? Yani yanına girebilir miyiz? Şu anda uyuyor. Ağrı kesicilerin etkisi var, merak etmeyin. İzninizle geçmiş olsun. Teşekkür. Sağ olun. Oh be, rahatladım ben. Vallahi ben de rahatladım. Ailesine falan haber versek mi ya? Hı. Yok, bence şu an hiç panik yaptırmayalım. Gece de ben kalacağım zaten yanında. Merak etmeyin yani. E tamam. Ya, o zaman biz gidelim, burada kalabalık yapmayalım. Musa'cığım, Ozan Bey uyandığında çok geçmiş olsun dileklerimizi ilet, tamam mı? Tabii tabii. İyi geçmiş olsun. İyi Esra, biz de çıkalım o zaman. Birkaç saat ararız biz. Geçmiş olsun, iyi akşamlar. Teşekkürler, çok sağ olun, iyi akşamlar. Esra? Sen gitmedin mi? Gidemedim. Ya Musa, nasıl gideyim ki? Zaten ne olduysa beni korumak isterken oldu. Ya tamam, merak etme, iyileşecek. Biliyorum, biliyorum iyileşecek ama ben şimdi eve gidemem. Vallahi onu bırakıp gidemem. Ya gidersem kafayı yerim. Hem zaten hastayken ben çok baktım Ozan'a. Yani ne olur ne biter falan, her şeyi biliyorum. Sen gitsen hem yorulmazsın, hem de yarın sabah gelirken temiz kıyafetler getirsin, olmaz mı? Tamam, peki. Ama bir gelişme olursa bana bir mutlaka haber ver. Tamam, haber veririm tabii. Sen hasta oldun ya şimdi. Çok sinirli olursun. Şimdi bir de benim yüzümden oldu ya, başıma kakıp durursun artık. Ay, şimdi uyanacaksın, benim burada olduğumu göreceksin, hiç memnun olmayacaksın bundan. Vallahi kusura bakma, git desen de kovsan da hiçbir yere gitmeyeceğim. Buradayım. Asla seni yalnız bırakmayacağım. Bazen sana anlatsam mı diye düşünüyorum olanları. Çünkü ben hiç unutamıyorum. Hiç aklımdan çıkmıyor. Hani ben kadere inanmayan biri değilim. Ama neden öyle bir şey oldu? Neden bizim başımıza geldi hiç anlamıyorum. Hala geçmiyor acısı.
Kaç kere dedim. Anlatayım aslında o zaman dedim. Ama sonra vazgeçtim. Yani anlatmak istemedim. Anlatmak istedim ama dedim ki ben zaten ikimizin yerine yaşadım acısını. Bitmesine gerek yok. Ama işte hala canım çok acıyor. Ozan? Esra? Ben buradayım. Yanındayım senin. Thank you.